Kardeşlerimize duymadıkları bazı hadisler var. Onları anlatayım. Bir kısmını duydukları hadisler ama ya nadir duydukları olabilir. Onlardan anlatayım. Ebu Hamza der ki, İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam huzuruna çıkarak bu emrin sahibi Hazreti Mehdi aleyhisselam sen misin diye arz edince Cafer-i Sadık'a soruyor. Mehdi sen misin diyor. Hayır dedi. Oğlun mu dediğimde buyurdu ki hayır. O da değil, oğlum da değil diyor. Hayır. Arz ettim ki oğlunun oğlu mu? Hayır diye buyurdu. Peki o kimdir diye arz edince şöyle buyurdu. Hazreti Mehdi yeryüzü zulümle dolduğu gibi onun adaletle dolduracak olandır. Yani önce alamet arıyorsanız diyor, bir kere zulüm olması lazım. Bütün diyor zulmün kaplaması gerekiyor diyor Mehdi'nin çıkması için. Yani dinsizlik, ateistlik, yani darwinist materyalist sistem şu an dünyaya hakim oldu ilk defa. O zaman işte bu oldun mu bil ki Mehdi çıkacak demektir. Yani ateizmin, darwinizmin, materyalizmin ve dolayısıyla da zulmün dünyaya hakim olması, Mehdi'nin çıkması şartıdır. İmam Cafer Sadık da bu şart oluşması gerekir diyor. İmamlardaki fetret zamanında gelecektir. Tıpkı peygamberler de fetret zamanında geldiği gibi. Yani fetret ne demek? Artık din insanlar tarafından unutulmuş, İslamiyet'in değil mi? Bağlıları azalmış, materyalist, darwinist, ateist sistem çok gelişmiş. Böyle bir zamanda o zaman çıkacaktır diyor. O soğutucuyu kapat yavrum. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'ın torunu Ali bin Ömer der ki, İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Cafer-i Sadık biliyorsunuz İmam-ı Azam'ın Ebu Hanefe'nin hocasıdır. Hanefi mezhebinin kurucusu biz biliyorsunuz. Hanefi mezhebindeniz. O imamın hocasıdır Cafer-i Sadık. Benim evlatlarımdan olan kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İbrahim Halil'in ömrü olan 120 yıl yaşayacaktır. Ve bu kadar ömrünün anlaşılması mümkündür. Sonra zamanın birinde gaybete çekilecektir. Sonra zuhur ettiğinde 32 yaşında reşit bir gençtir. Yani 32 yaşındayken bir şey oluyor demek. Yani onu ünlü yapan, onu dikkatini çeken, insanların dikkatini çeken bir olay oluyor o 32 yaşındayken. 32 yaşında bir reşit bir gençtir. Öyle ki halkın bir bölümü ondan vazgeçecektir. Yani insanlar ondan uzak duracaklardır, riskli bulacaklar, tehlikeli bulacaklar, ona yanaşmayacaklar. Yeryüzünü zulüm ve cefa ile dolduğu gibi adalet ve eşitlikle dolduracaktır. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'a and olsun ki Allah şu ayetindeki darda kalan kelimesi, onun Hazreti Mehdi hakkındadır. Yani Kur'an'da geçen darda kalan kelimesi karşılığı Mehdi'dir diyor. Muhammed Bakır Aleyhisselam hadis olarak. Ayet Nemr suresi 62. Yoksa darda kalana dua ettiği zaman icabet eden ve kötülüğü gideren ve sizi yeryüzüne halife kılan mı hayırlı? Burada darda kalan Mehdi'dir diyor. Yani zor durumda kalacaktır. Allah onun duasına icabet edecek ve kötülüğü giderecek. Çünkü bak Allah diyor kötülüğü gideren ve sizi yeryüzüne halife kılan mı? Yani yeryüzünün halifesi olması Mehdi'nin. Buna işaret ediyor diyor ayet. Nemr suresi 62. Muhammed Bakır Aleyhisselam söylüyor onu. Hallat bin Saffar'dan İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'a Kaim Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya geldi mi diye sorduklarını şöyle buyurdu. Hayır ama eğer onun Hazreti Mehdi'nin zamanında yaşasaydım ömrüm boyunca ona hizmet ederdim diyor. İnşallah. Yani ona talebe olurdum diyor, ömrüm boyunca. Hazreti Ali iki oğlu Hasan ve Hüseyin'i radıyallahu anh'e de alarak bir sala bindi.
Sal yani normal. Kayık benzeri bir şey. Sakif kabilesinin yanından geçerken dediler ki Hazreti Ali suyu geri döndürmek için geldi. Yani akan suyu geri döndürmek için geldi diyorlar Hazreti Ali. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu Keremullah vece. Allah'a and olsun ki ben ve bu iki oğlum öldürüleceğiz. Yani şehit edileceğiz diyor. Ben ve iki oğlum bakın daha sağken. Peygamberimiz söylüyor çünkü. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in şehit edileceğini, Hazreti Ali'nin şehit edileceğini ona söylüyor. Hazreti Ali de naklediyor. Allah ahir zamanda benim evlatlarımdan birini gönderecek. Hazreti Ali kendi soyundan olacağını söylüyor Mehdi'nin. Ve kanımızı talep edecektir. Yani bu yapılanı yanlarına koymayacak diyor Mehdi. Yani zaten İslam'ın hakim olması, dünyaya hakim olması, müşriklerin ortadan kalkmış olması evet. En büyük darbe olmuş oluyor onlara inşallah. Dedi ki ey Emrül Müminin bu Mehdi kimdendir? Buyurdu ki Beni Haşim'dir diyor peygamberimizin kabilesi Beni Haşim. Arapların Yüce Dağı'nın zirvesinden o öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine sığınanlar için amandır. Halk kinle dolduğunda onları pak kılan madendir. Yani insanların birbirine olan kinini, nefretini ortadan kaldıran tertemiz bir madendir diyor. İnsanların birbirine karşı öfkesini ortadan kaldıracak diyor. Ölüm nazil olduğunda korkmaz. Ölüm ona vardığında sarsılmaz. Çünkü Allah'a gittiğini bildiği için sevinç duyar diyor. İnşallah. İnşallah. Savaş meydanında saldırdığında asla geri çekilmez. Yani şu an Mehdi'nin zuhur ettiği aşikar olduğuna göre demek ki Darwinistlere, materyalistlere, dinsizlere çok şiddetli hücumlarda bulunacak. İlmi, manevi hücumlarda bulunacak. Saldırdığında asla geri çekilmez diyor. Yani parçalayıncaya kadar bırakmayacak inşallah. Yerle bir edinceye kadar. Bak tecrübelidir diyor, galiptir, tecrübesi vardır diyor. Bediüzzaman da diyor tecrübelidir diyor. Galiptir yani mutlaka ezer diyor. Mutlaka galip gelir. Muzafferdir yani mutlaka zafer kazanır. Yani girdim mi savaşa ikinci bir ihtimal yoktur diyor inşallah. Mutlaka ezer diyor. Yani ilmi savaşta diyor. Arslandır diyor. Lakabıdır zaten Mehdi'nin ismi. Arslan yani nasıl aslan, Kur'an'da ayet var değil mi? Yaban eşeklerine diyor Cenab-ı Allah, yaban eşekleri kaçarlar diyor. Aslan da onu kovalar diyor ayette. Yani inşallah müminin özelliği budur diyor Allah. Yani küfür, aslandan kaçan yaban eşeği gibi kaçar diyor. İnşallah Kur'an'da, şeytanı Allah'a sığınırım. Onun için burada da Allah ona aslan vasfını, aslan lakabını Peygamberimiz kanalıyla ona vermiş inşallah. Sağlamdır, yani sarsılmaz, kavminin direğidir. Türk kavminin inşallah manevi bir direği inşallah. Türk milletinin imanlı olması için gayret edecek, Türkistan Birliği için gayret edecek mübarek bir insan. Cesurdur, hiç korkmaz diyor yani. Böyle delikanlı ve yiğit olacak inşallah, cesurdur. Yani meydan okur açık açık inşallah. Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır. Allah'ın ilim kılıncı inşallah. Hazreti Ali gibi. Reistir yani liderdir. Herkesi etrafına toplar. Zamanla bütün insanlık, bütün dünya etrafına toplanacak. Yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür. Yani Seyit nesline, Seyitlere dikkat çekiliyor. Onun yüceliği en asıl yücelikten kaynaklanır. Yani Peygamber Efendimiz'in geldiği kaynak değil mi? İnşallah. Kur'an'a dayanan bir insan olduğu için, Allah'a teslim olmuş bir insan olduğu için Allah onun o yönüyle övüyor inşallah Peygamberimizin diliyle. Hiçbir şey seni ona biat etmekten alıkoymaz. Yani anan karşı çıktı, baban karşı çıktı. İşte şundan korktum, şu baskıdan çekindim. Hapis korkusundan çekiniyorum. İşte işsiz güçsüz kalmaktan çekiniyorum. Evlenememekten çekiniyorum. İşten atılmaktan çekiniyorum. Sayarsak sabaha kadar sayarız değil mi? Bunların hiçbir şey, bu hiçbir bahane diyor. Bak hiçbir şey seni ona biat etmekten alıkoymasın, ona bağlanmaktan, onun talebesi olmaktan alıkoymasın.
seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Yani ahlaksız, üçkağıtçı, sahtekar, şerefsizler Mehdi'ye insanların tabi olmasını engellemek için uğraşacaklar diyor. Bakın seni engelleyenler, yani Mehdi'ye talebi olmanı engelleyenler her zaman fitneye sığınanlar. Zaten buna sürekli pislik yaparlar, sürekli ahlaksızdır diyor. Yani o, sırf onu engellemekle kalmaz diyor. Gece gündüz fitne ve pislik peşindedirler. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar. Kafir ruhlu oldukları için sürekli pislik ve bela konuşurlar yani. Fitne, fucur, kargaşa bunu konuşurlar. Eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar diyor. Zaten ahlaksız ve dine karşıdırlar diyor. Dolayısıyla onlara uyup Mehdi'den uzak durma diyor. İnşallah. Sonra Mehdi Aleyhisselam'ın sıfatlarını sayarak buyurdu ki içinizdeki en geniş sığınaktır. Yani ona sığının diyor. Sığınağa insanlar nasıl bir tehlike anında sığınırlar? Ona sığının diyor. Allah için tabii. İmam olarak, lider olarak. İçinizde ilmi en çok olandır. Hem vehbi ilmi olacak inşallah, hem de lediğini ilmi olacak. Ondan sonra ve Allah ona ilham edecek. Buna işaret ediyor bu hadis. İçinizde ilmi en çok olandır ve sıla-i rahimi en fazla olandır. Yani dostlarını, sevdiklerini sürekli gören, sürekli irtibat halinde olan, bağlantı olan, bağlantı halinde olandır. Allah'ım onun zuhurunu, Mehdi'nin zuhurunu, hüzünlerin giderilmesine, yani Müslümanlar mesela her yerde, Çeçenistan'da, Afganistan'da, Irak'ta, dünyanın her yerinde acı çekiyorlar. Bu hüznünün giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla. Mesela nur talebeleri bile paramparçalar. Değil mi? Cemaatlere bölünmüşler, apayrı mezheplere bölünmüş birçok şeylere birbirine uğraşıyor, birbirlerini bombalıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ümmetin dağınıklığı onu onunla topla. Herkesi birleştirecek. Bütünleştirecek ümmeti. Eğer Allah seni muvaffak kılarsa, Allah sana imkan verirse, onun biatına koş. Yani ona bağlanmak için yanına koş diyor. Ve ondan asla vazgeçme. Yani ne derlerse desinler. İftira etseler, hakaret etseler, hapse de atsalar, değil mi? Her türlü baskıya uğrasan da, her türlü menfaatle karşılaşsan da asla ondan vazgeçme diyor Mehdi'de, hadiste. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır, Mehdi'ye ulaşır ve hidayet olursan, Allah da hidayet verirse ve onun talebesi olursan ondan asla vazgeçme diyor. Yani yanından asla ayrılma, talebeliğini asla bırakma. Hiçbir surette diyor. Bir derin bir ah çekiyor ve eliyle de göğsünü göstererek onu net de çok görmek isterdim diyor. Maşallah. Yani her elini kalbine şöyle koyuyor. Derin bir ah çektikten sonra ve eliyle de göğsünü göstererek onu ne de çok görmek isterdim diyor. Maşallah. Hazreti Hüseyin bunları anlatan. Peygamberimize nakden anlatıyor Hazreti Hüseyin. Hazreti Mehdi'nin ceddi dedesidir. Mehdi biliyorsunuz Seyit Peygamber'in nesli. Evet. Peygamber'in nesli. O da şehit edildi biliyorsunuz. O zamanın zalim kahpeleri tarafından, alçakları tarafından şehit edildi Hazreti Hüseyin. Dünya güzeliydi yani. O nefes kesecek şekilde yakışıklı, olağanüstü güzel ve çok efendi bir insandı. Şehitlerin en güzellerinden inşallah.